Herkese Türev'in mutfağından selamlar. Şefiniz konuşuyor efendim. Nasılsınız? İyi misiniz? Afiyette misiniz? Türev'de ilk üç dersi geride bıraktık. Cayır cayır akıyor Türev, akıyor. Gelsin dördüncü ders diyorum. Türev'in dördüncü dersinde bol bol işlem yapacağız. Biraz gözünü korkutacak ama sadece işlem olacak. Bak, başka hiçbir zorluğu yok. Var mısın benimle birlikte doyasıya işlem yapmaya? Hadi bakalım şefinizle birlikte gönder gönder gelsin efendim. Matematiğin şefi mi diyelim artık gıdıklayan adam pozisyonundan matematiğin mutfağından selamlar mı diyelim. <laughs> Hadi bakalım devam bakalım daha neler çıkacak. Sizden duyuyorum bunları ben yapmıyorum. <laughs> Türev alma kurallarında çarpma ve bölmeyi anlatacağım sadece. Sadece bu iki kuralı vereceğiz ki bunlar bile başlı başına işlemin dibine vuracağız yani bugün. Fx ve gx fonksiyonların çarpımlarının türevini alıyorsun. Bak bunun normalde ispatı yapılır mı? Yapılır. Çok uzun bir ispat var. Bize katkısı var mı? İnan katkısı olan ispatları yapıyorum. Öyle her şeyi de anlatmanın da anlamı yok. Limit üzerinden ispatı yapılıyor. Ama inan gerek yok. İspatlar ileride yapılacak mı hocam? Türevle ilgili hep ispatlardan bahsediyordun. Elbet yapacağız. ispatsız olur mu? Tadı tuzu biberi o ya bu yemeğin. Bayağı yemek sevdalısı olduk yalnız bu ders. Neyse. Çarpımın türevini alırken eğer elinde iki tane fonksiyon varsa birincinin türevini alıyorsun. Tamam mı? İkinciye diyorsun ki kardeşim sen bir otur bakayım kenarda bekle. Çarpı ikinci araya artı işlemi koyuyoruz. Önemli bir işlem. Sonra diyorum ki birinci sen otur bakalım kenarda. Bu sefer de ikincinin türevini alalım. Yani kısaca sırayla türevlerini alıyorsun. Bu kadar. İşlem uzun sadece. Gel bak şimdi uzun uzun işlemleri yapalım seninle birlikte. Şimdi amcam soruda bana soruyor. Diyor ki içeride diyor f çarpı g(x) var. Ben bunun diyor türevini alacağım. İki türlü yaparsın. Önce çarparsın bütün sayıları ki ben öyle yapmayacağım. Sonra dersin ki ya bir dakika biz o zaman madem iki tane fonksiyon var ayrı ayrı türevlerini alalım. Kural ne diyordu? Birincinin türevi çarpı ikinci. Araya toplama işlemi. ikincinin kendi pardon birinciye aynen yaz. Bu sefer ikincinin türevi. Şimdi bunu aynen uygulayalım. Birincinin türevini alacağız. Ha bu arada söyleyeyim. Hani o türev almalarda tek tek yok. Hayır artık kafadan yapacaksın. İlk üç derste biz niye öyle bol 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 örnek yaptık sana? Sebebi bu. Al bakayım bunun kafadan türevini. Sabit sayı gitti. 3x. 3 kaldı sadece. Bunu alamıyorsan ilk 3 derste sıkıntı vardır. Bunu alamıyorsan ödevler yapılmamıştır. Bol bol soru çözeceksin. Anca öyle yetişirsin bize. Tamam. Sadece türevi bitirmiş olmak için değil. Gerçekten hakkıyla bitirmiş olmak için buradasın. Geldim buraya. X kare. Eksi 1. Bunu da yazdım. Artı dedim. Bak F'nin kendisini yazacağım. F'nin kendisi kaç? 3x eksi 5 bunu da yazdım hocam. Sıra geldi Türevine kimin gx'in? Al bakayım bunun kafadan türevini. 2'ni öne düşerim 2x yazarım. Bitti bu kadar. Türevi bu kadar arkadaş. Ha, düzenleyelim mi? Düzenleyelim elbet. Böyle bırakmayacağız tabii ki. 3x kare eksi 3. Şimdi bunu dağıtarak geliyorum. Artı 6x kare eksi 10x. Artık nokta koyma vakti. Şununla şu işleme giremez tabii ki. Kimle kim girer? Bununla bu girer. Derim ki oraya 9x karedir orası. Yanına eksi 10x yazarım. Bir de eksi 3'ü yazdım mıydı? Tamamdır derim. Bitti burası. Anlaştık mı burada? Problem var mı? Gel şimdi bol bol örnek çözelim. Farklı tipte örneklere de gireceğim. Önce temel örneklerle başlayalım. Önce direkt bir türev alalım bakalım. Bu sefer iki tane fonksiyon yok bak dikkat et. Kocaman bir fonksiyon var. Arasında çarpma işlemi var. Ben diyorum ki sana f'nin türevinde 2'yi bulur musun? Aslında bu özünde bir çarpımın türevidir tamam mı? Çarpımın türevi olduğuna göre burayı diyelim ki gx fonksiyonu kabul edeyim hocam. Aynen öyle burayı hx fonksiyonu kabul et. Taktik neydi? Kural neydi? Birincinin türevini al, ikinciyi aynen yaz. Bak F'nin türevinde X. Baya baya uzun bir soru geliyor. Önce bunun türevini kafadan alacağız artık. 3'ü öne düştüm ne oldu? 3 X kare oldu. X'in türevi nedir? 1'dir. Sabiti yazmıyorsun. Çarpı. Birincinin türevini aldım. ikinciyi aynen yazarım. X kare eksi 2 X artı 1 derim. Burada bitiririm. Artı dedim. Şimdi birinciyi aynen yazıyorum. X küp artı X eksi 5. Çarpı dedim. Bunun türevini alıyorum. Al gel bakalım türevini. 2x eksi 2. Aldığımız mı zihinden? Tamam. Şimdi yerine yazacağız sadece. F'nin türevinde 2 vakti. 2 X gördüğüm yere 2 yazacağım. Bak X gördüğüm yere 2 yazdım. 4 oldu. 3 kere 4 12 oldu. Bir daha ne yaptı? 13 yaptı. Bir kere şuraya 13 yazarım. Çarpı yazarım. 2'nin karesi 4. 2 kere 2 4 artı 1 var. Cırt sana cırt sana bunlar gitti. Burada 1 kaldı. Artı dedim. 2'nin kübü var. 8 artı 2 eksi 5. 10'dan 5 çıktı. 5 kaldı. O zaman yaz buraya da 5'i. Çarpı 2 kere 2 4. 2'si çıktı ne kaldı? 2 kaldı. Buraya da yazdık mı 2. Geldim buraya. Bir 13'te 1'i çarptım 13. 2 kere 5 10 topladım efendim. Doğru cevap eşittir 23. Hocam bu kadar uzun işlemde gelebilir mi? Elbette gelebilir. Türev bu türev. Türevi uzun işlemle olacak. Öyle sandın mıydı ki hep böyle kısa kısa işlemlerle devam edelim. Şimdi aslında türevi bu surda neyle bağlayacağız biliyor musun? Polinomlarla. Hocam piyasada polinom yok. Ne polinomlarla bağlaması? Alakası yok bu sorunu polinomlarla diyeceksin. Aslında var. Polinomlar da eşitlikle alakalı. Fx polinomunu vermişim. Dikkat et çarpım şeklinde. F'nin türevinde x'i vermişim. Demişim ki mnp nedir? Önce onları bul sonra o işlemi yap. Şimdi senin bu mnp'yi bulabilmen için önce gidip şu arkadaşın türevini alıp şuna eşitlemen gerekiyor. Doğru mudur? Doğru. Hadi gel türev alalım bakalım. F'nin türevinde x eşittir. Bak bu birinci bu ikinci. Böyle gözünle kestir bunları tamam mı? Türevini alıyorum birincinin. X karenin ikisini öne düştüm. İki tane m bir de x var. Sabit sayıyı yolladık zaten o yok. Buna dokunmuyorsun. X eksine aynen kaldı. Araya artıyı çaktım. Dedim ki burada da ne gelecek? M x kare artı bir. Çarpı dedim şimdi ikincinin türevi ki o bir çıkar direkt. Eşittir dedim çünkü direkt soru hazır. Çünkü biz biliyoruz ki bu türev değeri şuna eşit olacak. 9x kare Eksi 12x artı p değerine eşit olmalı. Hocam bunu nasıl düzenleyeceğiz? Nasıl çıkacağız işin içinden? Başka yolu yok. Bunu da açacağız birlikte seninle. M 2 mx kare. Bununla bunu çarptık. Eksi 2m n Hadi bakalım işte bu hatası yapmadan bitirelim şurayı. Mx kare artı 1 eşittir. Karşı taraf aynen. Yalnız ben burada hile yapacağım. Uzun uzun diye yazmayacağım artık tamam mı? Aldım geldim kopyala yapıştır yaptım affet. Şimdi Aldık şu arkadaşlara baktık. Dedik ki bunlar birbirinin aynısı. Yani aynısı derken x kareler ortak. Hatta hatta bunlar toplanır. 3m x kare yazılır. Eksi 2m x yazılır. Artı 1 zaten sonda. Şöyle yazdım karşı tarafa artık yeniden. 2x artı p. Ey güzel arkadaşım bak bunun buna eşit olduğu aşikar. O zaman derim ki p eşittir bir kere bir. 3 tane m neye eşit? 9'a eşit. 3 tane m eşitse 9'a. M'nin cevabı kaça eşit? Bu da 3'e eşit. Bu da 1'e eşit. Geldim ortadakine. Hadi gel onu yazalım. Eksi 2 tane mn eşittir Eksi 12. Bunlar artı yaptım birbirine yaptım. m neydi hocam, m eşittir 3'tü. 2 kere 3, 6 n 12'ye eşitse, n dediğim değer 2'ye eşittir aldık mı bunu da? Artık bitirme vakti. Hadi gel yazalım beraber. m neydi? M 3'tü. n ne neydi? 2'ydi? P, P ne? P1'di. Topladık bunları yan yana. 3'ten 2 çıktı. 1 kaldı. Bir daha yaptı yanına 2. Vurdum cevabı 2'ye. Oldu değil mi? Bak bu tam bir sınav sorusu olabilir. Güzel bir soru. Polinom değişikliği de kullanıyor. Daha mı güzel istiyor? E gelsin. Gerçel sayılarda tanımlı. Bıdı bıdı bıdı. Dikkat et fonksiyon 2 parça. Bir tanesi Gx. G2'yi verdim. G2'nin türevini verdim. F2'yi istiyorum. Bak bu güzelliği vurdu sorunun zaten. İki parça var. F'nin türevinde iki istiyorsun. Önce benim neye gitmem gerekiyor? Türev fonksiyonuna. Kimin? F'nin türevine. Hadi gel gidelim F'nin türevine. F'nin türevinde x'i yazdım. Nasıl gitmem gerekiyor? Birincinin türevini alacağım. 2x-3 çat diye alabilmen gerekiyor. Bu da bol örnekte olur. Bol bol örneği de çözdün geldin. Hazırsın o zaman. 2x-3 çarpı gx. Araya artıyı tak taktık mı? Taktık. Birinciyi aynen yazıyorum yine. x kare eksi 3x Artı 5'imi de yazdım. Çarpı dedim G'nin türevinde X. Bak sırayla türev ala 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 buralara kadar geldik. Şimdi bakıyoruz. F'nin türevinde 2. He, F 2 gerekiyor bana. F'nin türevinde 2. X gördüm yere 2 yazacağım. Burası 4 yaptı. 3'ü gitti 1 kaldı. X yerine 2 yazdım. Burası G2 oldu. Henüz bilmiyoruz. Bakacağız yukarıdan göreceğiz. 2'nin karesi 4. 2 kere 3 6 artı 5. Şurası ne yaptı? Eksi 2 yaptı. Bunun toplamı ne yaptı? 3 yaptı. Bundan sonra bazı işlemleri böyle üstünde yapacağız. İntegrale geçeceğiz yine böyle üstünde yapacağız. Böyle satır satır işlemde yazarsak bu işlerin içinden çıkamayız. Onu söyleyeyim baştan. Geldim buraya. G'nin türevinde 2 mi de yapıştırdım. Şimdi artık cevap zamanı. G2 kaçtı hocam? Bana 5 olarak vermiş. Artı 3 çarpı G'nin türevinde 2 ne vermiş. Eksi 2 olarak vermiş. 5 eksi 6'dan doğru cevap eksi 1'dir. Biz kimi bulduk bu arada? F'nin türevinde 2'yi bulduk. Oldu mu? Evet güzel güzel işlemlerimizi yapıyoruz. Efendi efendi devam ediyoruz. Hocam türev yağ gibi kayıyor desen. Nasıl olur ama? Akıyor be akıyor. Gelsin gelsin hepsini yaparız biz böyle. Soruya baktım. Yukarıda üçlü çarpanı gördüm. Aşağısı dedim ki artık biliyoruz biz bunu hocam. Tanımdan çıkarıyoruz. Hatta bu direkt tanımın ta kendisi. Limit. abi bir daha bir daha yazmayayım. ve bir daha yazmayayım. Bu limit giderken x eksi 3'e. Eksi 3'e gittiğine göre f'nin türevini nerede almışlar? Eksi 3 noktasında almışlar. Eşittir demişler soru işareti. Bu soru bir sonraki soru için aslında muazzam bir örnek. Bu soruyu anlarsan bir öncekinin mantığını anlaman daha kolay. Ben sana bir şey soracağım. Bu soruya baktığımda hocam 3 tane çarpan var nasıl yapacağız diyorsun. Önce uzun uzun bir çözelim değil mi? Uzun uzun bir çözelim. F'nin türevinde x'i almaya başladığında kural neydi? Birincinin türevini al. 1. İkinciyi aynen yaz hocam ama üçüncü var. O zaman üçüncüyü de aynen yaz. He, artı. Birinciyi aynen yazdım hocam. Yok artık hocam diyorum. Yani böyle tek tek mi alınacak? Dur kısa söyleyeceğim. Acele etme hemen. Bunun türevini alıyorum. 1 çıkıyor. Üçüncüyü aynen yazdım. Şimdi diyorum ki artı birinciyle ikinciyi aynen yazıyorum. Hocam o zaman sen gidip üçüncünün türevini alacaksın. O da 1 çıkacak. Onu da yazdım. Şimdi sadece gidip yerine eksi 3 yazmakta fayda var. Eksi 3 yazmakta fayda var. Hocam uzun uzun yapmasaydık ama kısayolu göstermem için bu şart be güzel arkadaşım. Eksi 3'ü yerine yazınca burası sıfırlanır çarpım gider mi sıfır olur mu? Eksi 3'ü yerine yazınır burası sıfırlanır çarpım olur burası gider mi? Gider. Sadece neresi gitmez burası. Bu niye gitmedi hocam diğerleri? Bir dakika. Diğerleri sıfırlandı. Bu niye sıfırlanmadı sence? Bir şöyle bir düşünelim mi? Sen niye sıfırlan? He, içinde x artı 3 çarpanı. X artı 3 çarpanı burada yok. Ne zamanki x artı 3'ün türevini aldım, o sıfırlanmıyor. Diğer hepsi sıfırlanıyor. X yerine yazalım bakalım. Kaç yazıyoruz? Eksi 3 artı 1. Eksi 3 artı 2. Buradan kaldı eksi 2. Buradan kaldı eksi 1. Çarptık cevap artı 2. Anladın mı mantı? Geçiyorum diğer soruya. Bak orada asıl foyan meydana çıkacak bunu anlamadıysan. Hadi inşallah gel. Gel 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 gel. İstiyorum ki önce bu soruyu sen deniyorsun. Sonra atıyorsun topu bana bırakıyorsun. Sonra gidiyorsun elinde hangi kaynak varsa emin ol buna benzer bir soru olacak içinde. Ve sen o soruyu cayır cayır çözeceksin artık. Şimdi bir denedin. Attın top bana. Hadi inşallah yapmışımdır. Bakalım ben nasıl yapacağım. Diyorum ki F'nin türevinde eksi 1'in türevini alacağım. Hocam bu ne? 12 tane terim var burada. Alınır mı bunun türevi? Hayır alınmaz. Önceki soruya gidiyorum bakıyorum. Biz nerede türev alıyoruz? Eksi 3'te. Bir tek neresi gerekli oldu bana? Burası. Çünkü x artı 3'ü yani eksi 3'ü yerine yazdığımda sıfır yapan değerin ne zamanki türevini aldım? İşte o zaman bu soru çözüldü. Geldim buraya. Diyorum ki türev fonksiyonunu hesaplamak istiyorum ama tek tek hepsini almayacağım. Neden? Biliyorum ki burada türev aldığım an diğer içinde x artı 1 çarpanını bulunduran herkes sıfıra eşit olacak. Ben de diyorum ki bıdı, bıdı 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 aldım işte önden türevleri. Tam bunun türevine geldim bunun türevini alıyorum. x çarpı bunun türevini alınca ne oldu? 1 oldu. Buna gerek kalmadı. Yanında ne var? x artı 2 var. Misal onun yanında ne var? x artı 3 var. Çarpım çarpım çarpım. Hop geldim x artı 11'e. Artı dedim bıdı 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 bizim türev devam ediyor mu ediyor? Aman kim takar onu boş ver. Orası bana yaramıyor artık. Nerede türev aldığım beni ilgilendiriyor. Çünkü ben burada türevde x yerine 1 yazdığım an diğer hepsi sıfır olurken bu arkadaş bana mısın demeyecek. Vız gelir tırıs gider diyecek. Ben de burada yerine yazacağım o zaman sadece. Eksi 1'i yerine yazdım. Eksi 1 çarpı. Eksi 1'i yerine yazdım. 1. Eksi 1'i yerine yazdım. 2. Eksi biri bir dakika bıdı 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 bıdı. Eksi yerine yazdım. 10. E bu sayı da çok tanıdık. Bu 10 faktöriyel değil midir? F'nin türevinde eksi 1. 10 faktöriyeldir bu arası. Önünde de eksi 1 çarpanı var. Eksi 10 faktöriyel vurdum cevabı. Oldu mu diye sordum. Bak uzun uzun çözseydik bitmezdi bu soru. Zaten amacı o değil bu sorunu. Tamam. Bu soruya geldik ama ben bu soruyu hatırladım sonradan. Aslında bir önceki ders çözmem gerekiyordu. Dedim bir tane atlamışız. Hadi bakalım dedim bir tane ödev sorusu bırakalım. Bu arada telefonlarımızın sesini lütfen yoksa biriniz hemen cevap mı yazdı? Yok artık. Sen ne yapıyorsun biliyor musun? Hemen aşağı iniyorsun yorumlara bu soruya cevap yazıyorsun. Ama böyle uzun uzun bir cevap yazanlar var. İnanamazsın. Sanki adam oraya matematik işlemini nasıl yazıyor? Helal olsun o arkadaşlara. Kare yapanları gördüm oraya ya. Ben bulamadım o hangi tuşa basınca kare yapıyorsunuz ama yazanlara benden kalp diyelim devam edelim sorumuza. Evet, türev alma kurallarında özel bir başlığa daha geldik. Belki de bize en çok zorlayacak yerdesin. Ama emin ol sadece işlemler korkuttur gözünü. Başka hiçbir şey korkutmasın. Kural mı? Öğreniriz gelsin. Çarpımın kuralında hatırlıyorsun. Sırayla türev aldım araya artı koydum. Bölmenin türevi biraz kritik. Unutuluyor bazen öğrenci tarafında ama unutmayacağız tamam mı? Birincinin türevini alıyoruz. İkinciyi aynen yazıyoruz. Hocam çok tanıdık geldi bu film bana. Birinciyi aynen yazıyoruz ikincinin türevini alıyoruz. Hocam aynısı bu değil işte. Araya eksi koyuyoruz. Yetmedi. Araya bölme koyuyoruz. Yetmedi. Paydanın da normal karesini alıp geliyoruz. Çok uzun bir ispatı var. Girmiyorum. Faydalı ispatları yapmaya devam edeceğim. Uyarmaya da devam edeceğim. İspat şart abi. Gerçekten. Yazdık mı formülü? Yazdık mı kuralı? Birincinin türevi, ikincinin türevi. Süper. Araya eksi, yalnız paydanın karesini almayı unuttun. Gitti. Piu, uçtu soru. Gel soruya bakalım. Burada arada şuna fx yazayım daha şık bir görüntü olsun. Ben sana fx'i verdim diyorum. Bana dedim ki türevini bul arkadaş. Hocam çok zor değil bu. Yapalım o zaman. Hadi gel. F'nin türevinde x dedim eşittir dedim. Uzun bir kesir çizgisi çektim. Önce birincinin türevi. 2 öne düştüm 4x oldu. Yazdım 4x'i. Yanında ne var? x küp eksi 1 var. Birinci türevini aldım. ikinci aynen yazdım. Araya eksi koydum. Birinciyi aynen yazdım ki yer yetmedi. Biraz daha açtım. İkincinin türevini alıyoruz. O da nedir? 3. X karedir. Arada da çarpma var. Unutmuyorum ki paydada da ne olmak zorunda? Bu ifadenin karesi olmak zorunda. Süper ilerliyoruz. Hiçbir sıkıntı yok şu ana kadar. Tamam mı? Tek sıkıntı artık yerine yazmakta. F'nin türevinde eksi 1'i arıyormuşum. Hadi gel bulalım bakalım. Eksi 1'i yazdı, yerine yazdım. Eksi 4. İstersen tane tane ilerleyeyim. Eksi 4. İşlem hatası yapmak istemiyorum. Eksi 1'i yerine yazdım. Eksi 2 oldu. Şurası eksi 2. Araya eksi koydum. Eksi birine yerine yazdım. Fark etmedi. 2 bir daha. Şurası 3 geldi bir kere. 3. Eksi 1'i yerine yazdım. Değişmedi. Burası da 3. Eksi 1'i yerine yazdım. Eksi 2 yaptı ki onunla nesini alacağız? Karesini alacağız. Şimdi yukarıyı bir halledelim. Şurası ne yaptı? Artı 8 yaptı. Eksi 3 kere 3 9 yaptı. Süper. 2 kere 2 4 yaptı. Cevap eksi 1 bölü 4'tür dedim. Vurdum cevabı. İşlem uzunluğu gözümüzü korkutmuyor. Çünkü biz adım adım türevi böyle bitireceğiz. Böyle modüler, böyle mikro şekilde ufak parçalar anlamından bahsediyorum. Yaptıkça türevin çok rahat bir şekilde halli olduğunu göreceksin. Biraz sus. Bir anda level'ı yükseltelim. Abi gerçek sayı olsun. Bıdı 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 bölmeli bir işlem var. F'nin türevinde bir de sıfır olduğuna göre A kaçtır diye sorduk. Hocam kolay. Tek yapmam gereken türev almak. Hadi gel alalım o zaman. F'nin türevinde X. Yok yok güldüğüme bakma bir pislik yok soruda tamam. İçimden geldi. Birincinin türevini alıyorum. 2X artı 3. Oldum bir sıkıntı yok. İkinciyi ne yaptık? Aynen yazdık. 2AX artı 1. Şunu biraz uzatalım. Yetmeyecek yerimiz. Biraz daha. Araya her zaman eksi biliyorsun. Şimdi birinciyi aynen yazıyorum. X kare artı 3X çarpı ikincinin türevi. Bak ikincinin türevi önündeki sabittir. Yani oradaki sadece 2A'dır. Payda payda baya karışık bir şey. 2AX artı 1'in karesi. Şimdi bir şey soracağım sana. Diyorsun ki türevinde 1 alalım. Ben buraya türevi 1'i bastığım an karşıya cevabını ne yazacağım? 0 yazacağım. Peki bu cevap nasıl gelir? Yani paydadan bahsetmeye çalışıyorum sana. Payda sence 0 olabilir mi? Hayır olamaz hocam. Bir kere payda sıfırdan farklı. Cevap sıfır çıkıyorsa. Bu sorunun cevabının sıfır çıkması ancak üstünün sıfır olmasıyla alakalıdır. Böylelikle paydayla ilgilenmemem gerektiğini anlıyorum. Yola devam ediyorum. X yerine bir yazdık. 2 kere 1 2 3 daha 5 yaptı. Yaz buraya 5 çarpı. Şuraya x yerine 1 yazıyoruz yalnız. 2 değil. x yerine 1 yazdım. 2a artı 1. Hiç bozmadan onu da yazıyorum. 2a artı 1. Eksi dedim. x yerine 1 yazdım. Burası da 3 oldu. 3 bir daha. 4 yaptı. 4'ü yazdım. 4 çarpı 2a cevap eşittir. 0. Dağıtarak geldik. 2 kere 5 10a artı 5. Eksi 8a eşit 0. Burada 2a kalır. 5'i karşıya attım. Eksi 5 olarak. a eşittir. Eksi 5 bölü 2. Eksisini biraz daha güzel yapalım. 10. sayfa biter. Ama adım adım türev biter böyle. Gelem. De <laughs> Söyleyemedim. Devam. Şimdi düşündüm ki ya güzel arkadaşım, canım arkadaşım. Sen tamam bölmenin bölmeninkini anladın. Yanına ben bir sayı daha koyunca kafan karışır mı senin? Karışmamalı. Çünkü arada ne var? Toplama var. Bundan sonrası toplamanın türevine girecek. Önce bölmenin türevi sonra topla toplamanın türevi ne ki? Ayrı ayrı türev alıyorsun zaten. Yani mantığı oradan geliyor. Şimdi ben böyle de sorsam hiç fark etmemeli. Biz niye böyle bıdık bıdık örneklerle uğraşıp duruyoruz hocam? Türev 5'te, türev 6'da daha büyük denklemlere, daha farklı konulara girdikçe türevde, türevde uygulamalara gittikçe bunlar çerezlik soru. Yani sorunun içinde bunu çözmen gerekecek. Anlatabiliyor muyum derdimi? Bunlar sorunun içinde soru olarak kalacak. Bu adımı atamadan diğer o büyük adımı atamayacaksın zaten. O yüzden böyle bıdık bıdık örneklerden çok çözüyorum sana. F'nin türevinde X. Hadi gel. Bıdık bıdık örnekler. Ne kadar tatlı, ne kadar şirin oluyorlar öyle deyince değil mi? <gülüyor> Halbuki <gülüyor> ay yavrum ay. Gel gel. 2X eksi 3. Türevini aldım. 2 çarpı. Bunun türevini almıyorsun. Onu aynen yazıyorsun. X kare artı 2. Şöyle biraz daha uzattım. Araya eksiyi çaktım. Dedim ki 2X eksi 3'ü aynen yazıyorum. Çarpı dedim. Bunun türevini aldım. Hop 2X. Yakaladık mı burayı? İndim paydaya. Paydamda X kare artı 2'nin karesi var. Artı Bak bunun türevini aldım. Bitti ya. Bu ayrı bir mevzu. Şurası ayrı bir mevzu. 2x küpün türevini alacağım. Türevini aldım. 2 kere 3. 6x kare efendim. Oldu. Oldu. Güzel oldu. Güzel oldu. Gel buraya. F'nin türevinde eksi 1 mi yine? Yine eksi 1. Ben de hep zorlayacak sayı seçmişim arkadaş. Eksi 1 nedir ya? Eksi 1'i yerine yazdım. Artı 1. 2 tane yaptı. 3. 2 kere 3. Şuraya 6 yazdık. Eksi 1'i yerine yazdım. Eksi 2. Eksi 3 tane yaptı. Eksi 5. Bir dakika şurada eksi var benim kafam karışır bir dakika bir dakika eksi 5'i ben mi yazayım eksi 1'i yazdım burada yerine. Buradan da eksi 2 geldi aman diyeyim. Eksi 1'i yerine yazdım artı 1 artı 1 2 daha 3 Üç, 3'ün de karesi yaptı. Artı 6 yazdım çünkü eksi 1'in karesi yine 1'dir çünkü tamam. Şimdi devam buradan herhalde çok da böyle tam sayı gelme ihtimali bana düşük gibi geldi. Burası 10 geldi mi? Geldi. Yanında ne var? Eksi 10 var. İşlem hatası var mı? İlk kere 5, 10 yaptı. Bir problem gözükmüyor. 3 kere 3 ne yaptı? 9 yaptı. Yanında ne var? Artı 6 var. Eksi 4 bölü 9 olacak o. Bir saniye düzeltemedim. Eksi 4 bölü 9 artı 6. 6 kere 9, 54. Artı 54'te eksisi gitti. 50 bölü 9 gibi böyle çok enteresan bir sayı kaldı ama noktayı vurdum burada. Şimdi kaldı birazcık zor örneklerim. Yani buraya kadar getirdiysek topu bence bundan sonrasını süreriz birlikte. İşte o zor diyeceğim örnek geldi karşına. Zor da değil de yani şöyle bir şey var. İşlemler arasında acaba bir sazanlık yapar bir şeyi unutabilir misin? Ben yeme atıyorum senin önüne tamam mı? Bu yemi yemek senin elinde. Ben olsam yemem. O sazanlığa düşmem. Diyorum senin için. Hadi reyemeye tayfa yaparsın. Lütfen bir dene bu soruyu. Biliyorum zor, ürkünç gözüküyor ama hallolur. Gel ben de şimdi. FG fonksiyonları için olduğuna göre M nedir? Şuradaki M'yi istiyor benden. Şimdi bakıyorum F'nin türevi belli. G belli. G'nin türevinde 2 belli. F verilmiş mi? Verilmiş. Belli ki ben F'nin türevini alacağım arkadaş. Beni tek zorlayacak yerde sanki burası gözüküyor zaten. Diğerleri yerine yazma. Şöyle upuzun çektim geldim. Sen diyeceksin ki hocam burada iki parça var. Aynen öyle. Burası neyin türevi olmalı? Şurası çarpımın türevi. Ama bu soru sadece bir çarpım değil. Aşağıda da bir bölü geldiği için aynı zamanda neyin türevini alacaksın? Bölüm türevini alacaksın. Yani iç içe geçmiş. Hem çarpım hem bölüm türevi. Takip et. Takip et. Bir kafa dedim ya azıcık karışacak. Şimdi yukarıyı çarpımın türevine göre alıyorum. Genel mantık neydi? Yukarıda birinci vardı aşağıda ikinci vardı ya. Birincinin türevini alıyorduk. Çarpı ikinci. Araya eksi koyuyorduk. Birinciyi aynen yazıyorduk ikinci. Ben henüz burayı alacağım. Birincinin türevi. Yukarıdakinin türevi. Sadece 2x kalır türevini aldığımda çarpı gx ikinci artı çarpımın türevini alıyorum. Dur nereye gidiyorsun? Sandın mı ki hemen aşağıdaki? Hayır gel. Birinciyi aynen yazacağım. Çarpımın türevindeki birinciyi aynen yazacağım. İkincinin türevini alacağım. Bitti ama ne bitti biliyor musun? Ben daha burayı bitirdim. Birincinin türevini anca aldık. İşte işlem yoğunluğu buradan geliyor. Kafalar karışmasın devam. Araya eksi. Hocam ne yapacaksın? Birinciyi aynen yazacağım, x kare artı m çarpı g x'i e aynen yazacağım, çarpı diyeceğim. İkincinin pardon, birinci aynen. Ya Oo hocam sen de sen de dur. Birinci aynen yazdık, yanına ikinciyi çarpım olarak yazdık mı? Yazmadık. İkinci kim? Payda. Aman Rabbi sana anlatayım derken ben kaçırdım arada. Şimdi birinciyi aynen yazdım mı yazdım? Burası, altını çizelim. Şimdi ikincinin türevi. X'in türevi nedir? 1'dir. Çok da uzatmışız. Gerek yokmuş. Aşağıya bölümün karesi. X'in karesi. Aman ya Rabbi. F'nin türevinde 2 vakti. Hadi bakalım. Bir de buradan gel. 2'yi yazdım yerine burası 4. Yani burası ne oldu? 4 çarpı G 2 oldu değil mi? 2'yi yazdım yerine 4. O zaman şurası şöyle bir ifade aldı. M artı 4 çarpı yine upuzun bir değer. G'nin türevinde, G'nin türevinde 2. Bak sen diyeceksin ki hocam bu ne ya sınavda böyle sorular mı çıkar? Bak bize bir sorular soruyorlardı üniversite. Tabii üniversitede soruyorlardı. Abi iki sayfa abartısız diyorum sana ya abartısız böyle alıyorsun. iki sayfa önlü ar arkası yok vardı ya. Arkası vardı. Önlü arkada böyle dolduruyorsun ki kağıdı. Hocam soru nerede o zaman? Soruyu farklı kıyatta veriyorlardı ki anca yazasın. Ben bir cevap anahtarı bir Yani cevap anahtarı diyorum. Ben bir cevap yazıp bırakıyordum. 7 sayfalardan aşağı böyle bıraktığımız bir matematik sınavı olmuyordu bizim. Sen ne zannettin? Dur daha. Dur daha üniversiteye göndereceğiz seni inşallah. Hadi. M artı dörde yazdın mı? G'nin türevinde iki yazdın mı? Yazdım hocam. Bak bunlar içeride kalıyor. Biz x yerine kaç yazıyorduk? X yerine iki yazıyorduk. X yerine 2 yazdık. Az daha uzatabilirim yetmeyecek. Eksi koydum. 2 yazdık 4 oldu. Yine M artı 4 geldi. Çarpı bu sefer G2 geldi. Burası bitti artık. bir yazmadık. Aşağıda da payda da 4 var. Biliyoruz ki cevap kaç? 33 bölü 4. Nereden bin? Buradan karar verdim tamam. Cırt sana cırt sana bunlar gitti. Hocam bu belli. Kaç o G2? 1. Hocam G'nin türevinde 2 belli. 3. G'nin türevi değil bu kendisi. Burası 1. Şimdi işlemleri yapmaya devam edelim. Ee, artık V'nin türevinde 2 yazmıyorum. 4 kere 1, 4'ü yazdım anladın. Artı, şunu dağıtarak geliyorum. 3 M artı 3 kere 4. 12, kapattım parantezlerini daha dışarıda. İkisi var nereye? Dur. Dışarıda ne var? M eksi 4 var. Bak dağıtarak geldim eksiyle. Yine de olsa yan tarafı 1'de. Eşit mi dur 33 e efendim? Eşittir. Dağıt bir daha gel. Bir dakika bu 16 yapıyor. 16, 2 ile çarptık. 16, 2, 32 yapar. 2 kere 3, 6 M yapar. Eksi M, eksi 4 eşittir 32. 33. Hiç de güzel sayılar gelmedi. 6 M'den bir tane M çıktı. 5 tane M'ye kaldı. 32'den 4'ü çıkaracağım. Evet zor. Bana zor geliyor şu an. O kadar işlemin arasında. 28 kaldı. 33 eksi 28 bu kadar mı olur? Bu kadar mı olur? 5 M eşittir 5'ten. M eşittir efendim. Yalnız tek başına sadece 1'dir dedim. Vurdum cevabı biri ama. Yıkılıyor yıkılıyor türev. Gidiyor mu beraber? O zaman Gönder gelsin hocam be. Bak bunlar tam sınav sorusu. Sana ödev bıraktığım yerlerden. Aa öde... ödev bıraktın demiş. Ya biz nasıl unuttuk ödevi? Senin de işine geldi hiç hatırlatmıyorsun. Kim o önceden yorumu yazan? Görmek istiyorum. Hani derse başlamadan kim yazdı yorumu ki? Hocam ödevi vermeden gidiyorsun. Vallahi unuttum ya. Bak neredeyiz? Çarpımın türevindeyiz. Sayfa 30, sayfa 31. Sayfa 32, sayfa 33'ü ben ben de çözüyorum. Bakma öyle ya. Sayfa 33'ü de çözüyorsun. Süpersin. Sonra mı? Test 1 karma test. Buraya kadar öğrendiğimiz test 2 karma test. Buraya kadar öğrendiğimiz test 3 karma test. 10 numara 5 yıldız. Ne yapıyorsun? Böylelikle buraya kadar öğrendiğimiz yeri tekrar etmiş oluyorsun. Şimdi devam efendim. Bıdı 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 bıdı. bıdı. Tamam grafiğe bakınca anlıyorum. X yerine 2 veriyorum. F2, G2, F 2 3 çıkıyor. G 2 4 çıkıyor. F'nin türevinde 2 3 çıkıyor. G'nin türevinde 2 4 çıkıyor. Bunu zaten keşfettin. Ne istiyor hocam bu benden? ifadesinin değerini. Nedir bu ifade? Yukarıda ayrı türev al diyor da ayrı türevi. Bak beraber türev al demiyor. Yoksa bölümün türevine gider işler uzuyor. Bak bunun türevini al yaz. Aşağıda da bunun türevini yaz. Başka hiçbir şey yapma diyor. Öyle mi öyle? Hadi gel başlayalım. Direkt burada başlıyorum. Direkt türevin kuralını yazmamı istiyor aslında. Bakar mısın güzelliğe? Şimdi çarpımın türevinde ne yatıyor? Birincinin türevini alıyorsun. Çarpı ikinciyi aynen yazıyorsun. Az daha uzatalım. Araya artı koyuyorsun. Çünkü toplama oluyordu hatırla. F2'yi aynen yazıyorsun yanına g'nin türevinde 2'yi yazıyorsun. Devam efendim. Bölümün türevi var burada. Bölümün türevinde de şunu yapıyorduk. Birincinin türevini yazıyorduk. f'nin türevinde 4. İkinciyi aynen yazıyorduk. Hop dedik araya eksi çakıyorduk. f4'ümü yazıyorum. Çarpı bu sefer ikincinin türevini aldım. g'nin türevinde 4'ü aldım. Bölü dedim aşağıya gittim. g4'ün nesini alacağım? karesini. Bak karesini şöyle gösterelim. Daha net olsun karesini alacağız. Hadi bakalım. Şimdi bunların değerlerini yazacağız. Kolay değil. F'nin türevinde 2. Şimdi 2 burası. Türevi burası 3'müş. C2. C2 de 4'müş. 3 kere 4 12'ymiş. On Onları bir yazalım. Artı. Yola devam. F2 3'müş hocam. Hatta buraya yazalım. C'nin türevinde 2 kaç? 4'müş. 4 dört kere 3 ne yaptı? Al sana bir 12 daha. Devam. F'nin türevinde 4. F'nin türevinde 4. Neymiş? Eksi 2. Abi dur bir dakika buraya yazmayalım ya. Önce işlemleri üstünde bitirelim. Şurası eksi 2 çarpı. G4 ne hocam? G4 burada 2. 2 kere eksi 2 ne yaptı? Eksi 4 yaptı. Aralarında eksi var. Geldim F4'e. F4 eksi F4 1 hocam. G'nin türevinde 4. O da eksi 1 hocam. Eksiler artı yapar. Artı 1 olur. Ama kötü haberim var. Önünde eksi olduğu için eksi 1 kalır. Bölüm dedim aşağıya indim. C'nin türevinde 4'ün karesini alacağız. C'nin türevi burası 2'dir. 2'nin karesi 4'tür. Aşağıya da 4'ümüzü yapıştırdık. Şimdi yukarıdan 12, 12, 24 geldi mi? 24 bölü 1. Hani üsttekini ayrı yazdım. Aşağıdakini ters çevirip taklattırıp çarpacağım. Tamam mı? 4 şöyle. Eksi 1, eksi 4, eksi 5 yaptı. Ee, yukarıyı baya baya çarpacağız. 4 göre 4, 16'nın 6'sı elimde var bir. İlk kere 4 8 1 de elde 96 bölü eksi 5. Aslında o eksi orada tutmuyoruz biliyorsun. Nereye taşıyoruz? Şuraya taşıyoruz. Sildim şu. asilemiyorum silemiyorum. Silinsene efendim. Arkadaş. Na naz yapıyor ya. Silinmiyor. Bak ya şuna bak. Nazlı. Nazlı eksi. Eksi 96 bölü 5 dedim. Baktım seçeneklere. Vurdum cevabı Adana ya. Nasıl getirdik ama soruyu dedim. Güzel soruydu. Gel gel gel. 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 Az önce sana hani sazan sorusu dediğimin bir örneği de kitapta var. Hatta bir örneği de var. Onu sen kendi tek başına çözeceksin. Bunu benle beraber çözelim. Biraz değiştirdik soruyu burada. F, G, H. Tanımlı oldukları aralıklarda türevlenebilir fonksiyonlar. Bıdı 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 bıdı. H'nin türevinde sıfır kaçtır diye sorduk. H'nin türevinde sıfır arıyoruz. Hmm. Ne yapalım hocam? Ne yapacağız var mı? Sana H'nin türevi mi gerekiyor? H'nin türevi gerekiyor. O zaman başlıyorsun. Diyorsun ki ben H'nin türevini de sıfıra alacağım hocam. Şöyle uzatıyorsun. Bak burada iki tane eleman var. Ama bunlar çarpım durumunda burası bölüm durumunda. Lütfen karıştırma. Bak çarpımı ayrı alacaksın. Bölümü ayrı alacaksın. Birleştireceğiz ama sorunun içinde. Az önce çözdük daha ya. Bak şimdi. Aç parantez. Birincinin türevi. Birinci dediğim eleman bunun tamamı. Ama o da bir çarpım olduğu için çarpımın türevidir. Şimdi bunun içinde de kendi arasında birinci ve ikinci var. X'in türevi birdir. İkinciyi aynen yazdım. Araya toplama koydum. Çarpma var. Çarpmanın türevini alıyorum. Ne eksisi öyle deme hemen. X çarpı ikincinin türevi. Hop birinci bitti. Bölüm için birinci bitti. Çarpı aşağıdaki. Çarpı aşağıdaki. Yetmez efendim. Devam ediyorum. Sorulara bak sorulara. Araya eksi çakıyorum. Tamamdır efendim. Geldim buraya. Birinciyi aynen yazıyorum. X çarpı Fx'i aynen yazıyorum. Çarpı diyorum ikincinin türevi. G'nin türevinde x. İndim aşağıya. G x'in nesini alacağız burada? Karesini alacağız. Peki soru benden. H'nin türevinde sıfırı istiyordu. X gördüğüm yere sıfırı çakacağım. Çaktığım an bu gitti. Bu da gitti. Demek ki bunları yazmanın anlamı yokmuş. Ama olsun biz yazmış olduk. Burada ne kaldı? Bu ikisinin çarpımı kaldı. Dikkatini çekerim. Demek ki bu nedir? F0 çarpı G0. Devamındaki sıfır olduğu için yazmıyorum. Aşağıda G0'ın bir de nesini alacağız? Karesini alacağız. İşte sınav anında bunları görmek de mesele. Bunu gördüğün an çat 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 hiç işlemlere girmiyorsun orada. Kendini de zorlaştırmıyorsun. F0'a gideceğiz. F0 beni kaça götürdü? 6'ya götürdü. G0 bak 2 tane G0'mış o 6 olan. Karıştırma orayı hemen. G0'ın cevabı kaç? 3. Ona 3 yazıyorsun. Tamam. G0'ın cevabı 3'tü. Onun da karesini alıyorduk. Yukarıdan 3 kere 6 18. Aşağıdan 9. 18'i 9'a böldüm. Buldum 2'yi. Baktım seçeneklere. Vurdum cevabı Edirne'ye. Sadece çarpma bölmeye ayırdık bu derse. Yaklaşık 30 dakikamızı ayırdık ama hakkını vere vere bitirdik. Şimdi sıra sende. Gönder gitsin diyorum o halde. 12. fayı 13. föyü, sayfa 30-33 arası çarpma bölme kuralları ile ilgili bunu bitiriyorsun. Baştan beri Ta ilk bölümden beri hani bak biz Türev'de kaç dersi geride bitirdik hocam? 1, 2, 3 bu da dördüncü ders. Dört dersin karma testleri de burada. Bu testleri de çözmeden sakın diyeyim Türev 5'e gelme anlamı yok kıymeti yok. Kıymetli olsun istiyor musun anlamlı olsun istiyorsan e çöz gel be güzel arkadaşım. Hadi bakalım bir sonraki derste görüşelim. Ama çok güzel gitmiyor mu ya ben böyle nasıl da mutlu oluyorum bildiğim her şeyi en ince ayrıntısına kadar aktardığımı düşünüyorum. Tabi umarım alan kişi vardır karşıda. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki türev altıda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.